Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere kanalımda çok fazla sorulan bir soruyu cevaplamak için geldim. Almanya turist vizesiyle gelip bu vizeyi uzatabilir miyim? Böyle bir şey mümkün müdür? Mesela dil kursu yaparak ya da çalışarak gibi çok fazla sorular soruluyor. Bunu bir aydınlığa kavuşturmak istedim. Öncelikle Almanya herkesin bildiği üzere kurallar ülkesi ya da buna ben bazen kuralsızlıklar ülkesi de diyebiliyorum. Garip gelecek ama bazen burada çok fazla şeyin kuralların olduğunu görüp ama bunun istisnaların da çok fazla olduğunu görüyoruz. Bir kural kesinlikle vardır diyemiyorum. Çünkü bir kuralı görüyorum böyle hani yazılmış oluyor. Böyle bir kural vardır deniyor. Ama onun istisnalarını da görmüş oluyorum pratikte. O yüzden bir şeyi net bir şekilde bu olmaz diye asla hiçbir zaman söylememeye dikkat ediyorum. Bunu da yine bu sorduğunuz soruyu örneklendirerek anlatmak istiyorum. Normalde evet, garanti bir şekilde gelmek istiyorsanız, burada dil kursu yapmak istiyorsanız, turist vizesi falan alıp gelmeye kalkmayın başına. Çünkü hani çoğunlukla hayır deme ihtimalleri çok yüksek. Ama turist vizesi aldınız, geldiniz buraya ve bunu denemek istiyorsunuz. Ama size hayır yapma dedikleri için yapmamaya karar verdiniz, yapmadınız ve dil kursuna başlamadan geri dönüyorsunuz. Bunu yapmayın. Buraya geldiniz, turist vizesi alarak buradasınız ve kalmak istiyorsunuz. Dil kursu araştırdınız, buldunuz, kabul aldınız ve burada kalmak için mutlaka yabancılar dairesine başvurarak vizenizi uzatmayı deneyin. Çünkü bunun örnekleri mevcut. Bu gibi durumlar için uzatanlar için bazıları imkansız diyor. Çünkü örneklerini görmedikleri için, kurallarda da böyle yazdığı için uzatılamayacağını düşünüyor. Evet, pratikte uzatılmama ihtimali de var. Bunu dediğim gibi kesinlikle unutmayın. Ama uzatma ihtimaliniz de çok yüksek. Örneklendirmek gerekirse bir arkadaşımdan örnek veriyorum. Buraya C tipi vizeyle gelmişti. Yani D tipi olması gerekiyor bildiğiniz üzere öğrenciler için dil kursuyla ya da öğrenci olarak uzatabilmek için. Normalde vizenin D tipi olması gerekiyor. Ama C tipi vizeyle dil kursu vizesi almış yine ama kısa süreli bir vize almış. Bununla gelmiş ve bu vizesini uzatmak için başvurduğunda başta geri gönderileceğini düşünmüştü. Zaten bu C tipi vizesini alarak geldiğinin de farkında değildi. Burada öğrenmişti. Ama bunu uzatabildi. Biraz uğraştı. Direkt yaptı diyemem. Bunu başvurduğunda biraz onları ikna etmeye çalıştı. Belki de koronadan dolayı ona müsamaha gösterdiler. Böyle de diyebiliriz. Ama sadece bu tek bir örnek değil. Bunun dışında başka örnekler de var. Turist vizesiyle gelip uzatmış öğrenciler de var. Bu benim videoyu çok ısrarla tekrar etmek istiyorum. C tipi vizeyi alıp gelin, turist vizesiyle gelin diye bir teşvik videosu değildir. Sadece bu bilgiyi de bilmeniz için, istisnaların olabildiğini söylemek için bu videoyu çekiyorum. Bunun gibi yeşil pasaportla gelip de mesela hiçbir vize yok içerisinde. Bununla uzatmaya çalışıp uzatan da var. Hatta örnek vereyim. Başka bir ülkeden geliyor buraya. Hiç Türkiye'den gelmiyor. Kendi ülkesinden gelmiyor. Başka bir ülkeden geliyor ve yeşil pasaportla bir üniversiteden kabul aldıktan sonra o üniversitenin bulunduğu şehre gidiyor. Yabancılar Dairesi'nde uzatmak istiyor. Ancak Yabancılar Dairesi onun uzatamayacağını söylüyor. Çünkü belli bir vizesinin olmadığını söylüyor. İçerisinde vizeden ziyade bir de D tipi vize olması gerekiyor. Yani turist vizesi de olamaz. Yeşil pasaport da turist pasaportu gibi, ay, turist vizesi gibi değerlendirildiği için 13 aylık kalıp gidebilirsin. Daha sonra gelmek istiyorsan üniversiten için vizeye başvur gibi bir cevap alıyor bir şehirden. Ama başka bir şehre gittiğinde, başka bir eyalete gittiğinde aynı cevabı almıyor. Başka bir eyalette bulunan farklı bir üniversiteyle orada oranın yabancılar dairesinde denediğinde memur onun pasaportunu bir sıkıntı yapmadan onunla uzatabileceğini söylüyor ve bunun zaten legal olarak girdiği için bunu bir sıkıntı olarak görmüyor. Burada kalmana bir sebep var. Dil kursuna başlayacaksın. Bununla uzatabiliriz diyor. Ve vizesini uzatıyor. Nasıl uzatıyor? İşte ya fiksiyon ve scheinigung dediğimiz şeyle önce bekleyerek beklemesini söylüyor. Nasıl kalmasını söylüyor? Önce ona ya bir kağıt vererek belli bir süre kalabilmesi için burada genelde dil kurslarına 3 ya da 6 aylık bir kağıt veriyorlar. Oturum kağıdı gibi bir şey oluyor burada kalabildiğini gösteren vize gibi bir şey. Onu vererek kalmasını sağlıyor ya da direkt 1 senelik bir kart veriyor. Diğer durumlarda da zaten D tipi vizeyle geldiğinizde de yabancılar dairesinde uzatmak için uzattığınızda yine aynı prosedürü işliyorlar size. Ya bir kart veriyorlar ya da o dediğimiz kağıdı veriyorlar. Sürecinizi incelemek istediklerinde beklerken
ise Fixion ve Shinigung diye bir kağıt veriyorlar. O da aynı kağıt, sadece sizin sürecinizi takip ettiklerini, vizenizi verene kadar onunla ülkede legal olarak kalabilmeniz için bir şey veriyorlar. Yani bu sorunun cevabı aslında baktığımızda hayır gibi, ama istisnaları da mümkün. Bu verdiğim örnekler sadece 2-3 taneydi. Bunun gibi başka örnekler de duydum. O yüzden geldiğinizde burada başvurmadıysanız bile, eğer ki vaktiniz varsa, burada kalacaksanız 2-3 ay boyunca vizeniz varsa deneyebilirsiniz. Üniversitelere başvurup dil kurslarına ya da işte master, lisans ne istiyorsanız, burada olduğunuz sürede kazandıysanız bunu deneyebilirsiniz. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda farklı içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.